Tabii yola çıkmadan önce yanıma almam gereken bazı şeyler var. Bunları üçe ayırdım. Motosiklet için olanlar, benim için olanlar ve sizler için olanlar. Yani şöyle göstereyim. Motosiklet için şu parçalar, şimdi hepsini göstereceğim. Kişisel şu parçalar ve sosyal medya, yani sizler için olanlar da şunlar. Şimdi sırayla bir göstereyim. Bir tane lastik tamir kitimiz var burada. Fitilli mitilli. Allah korusun lastiğimiz patlarsa eğer bununla tamir edebileceğiz. Tabi lastiği tamir ettikten sonra şişirmemiz lazım. O yüzden şöyle bir çakmak girişine sokulan bir pompamız var. Onu da bugün bir deneyeceğim. Eğer çalışıyorsa götüreceğim. Çalışmıyorsa küçük bir el pompası almam gerekecek. Ondan sonra el kitapçığımız var şurada bir tane. Burada motorun tüm bilgileri neresinde ne var vesaire yazıyor. Yine aksi bir durum olursa buradan açıp kontrol edebilirim diye. Şurada küçük lokmalarım var. Yani motorda lazım olabilecek. Yine sökmek için, takmak için lazım olabilecek. 8, 10, 12, 13 vesaire gibi küçük bir çakım var. Bunlar da bu şekilde. Tors anahtarları vesaire var gördüğünüz gibi. Çekmek için ip var. Çekmek ve bağlamak için şu şeylerden bu. Dişli ipler var ya. Bağlıyorsun böyle. İki tane ondan var. Yine en çok hayatımızı kurtaran şeylerden biri olan cırt kelepçeler var. Bunlar gerçekten çok işe yarayabiliyor bazı zamanlarda. Yedek anahtar var. Kırmızı. Standart yedek anahtar. Çantanın ve kilidin yedek anahtarı. Onu da ayrı bir yere koyacağım. Yine ruhsatım. HGS'm var. Yurt dışına çıkmak için olan yeşil sigorta var. Bir tane kask temizleme spreyim var. Bunu da torpido gözüne koyacağım. Bir de işte şu çakmaklık girişine takılan USB var. Bu lazım yine şarj için vesaire. Bir de sağa sola yapıştırmak için bol bol yanıma sticker aldım. Yolda Yunanistan'a biraz iz bırakmak için onu düşündüm. Anahtarımı da şöyle boynuma asacağım ki kaybetmeyeyim sürekli. Motor için almam gerekenler bunlardı. Şimdi kişisel eşyalarımı hazırlayacağım. Hadi bakalım. Evet, bunlar da kendim için hazırladığım kişisel şeyler. 4 tişört zaten orada yazıyor. Okuyun buradan sıradan. Sıradan göstereyim ben yine. 4 tane tişört aldım. 2 tane uzun kollu aldım. Bir tane eşofman altı aldım kısa. İki pantolon, bir içlik aldım. Dört tane farklı marka boxer aldım. Neden öyle aldım bilmiyorum. Dört tane çorap aldım. Ne aldım? Şu deodorant, ıvır zıvır parfüm. Şurada ÖSYM'nin verdiği kutuya tırnak makası ve cımbız koydum. Bu ÖSYM'den bana kalan güzel bir hatıra oldu. Gözlük aldım. Uzak gözlüğüm. Bu da güneş gözlüğü. Pasaportum. Ehliyetim, işte kimliğim, cüzdanım ve diğer evraklar. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bakalım başka lazım olacak bir şey var mı hatırlamıyorum. Bunları da şimdi çantaya koyacağım. O şekilde. Öbür deminki eşyalarım şu küçük çantada gördüğünüz gibi. Öyle. Ve son olarak sizler için olan, sosyal medya için olan çekim aparatlarımı götüreceğim. Bunlar da işte GoPro'nun çeşitli aparatları. İşte bir tane kolonum var orada. Müzik sağda solda kahve molası verirken müzik dinlemek için. Fotoğraf makinesi, küçük bir laptop, USB'ler, cartlar, curtlar. Bir de şöyle küçük bir sandalyem var, onu da bir göstereyim. Ha bak şurada açılmışı da var. Bir de bu sandalyeyi götüreceğim. Molaları onda oturarak geçirmeyi planlıyorum. Evet. Hazırlıklar bu şekilde. Umarım bir şey unutmamışımdır. 8 Nisan Pazar. Tur içinde olsa sabah erken uyanıp gitmek her zaman koyar. Saat şu an kaç? 8'i çeyrek geçiyor. Hava kapalı biraz ama umarım
açar. Şimdi benzinciye gideyim. Her şeyi bir sıfırlayayım, kilometreleri. Ondan sonra yola çıkalım. Hadi bismillah. Evet, benzinimizi fullledik. Kilometreleri de bir sıfırlayalım. Bir dakika. Hava 9 derece. Kilometrenin birini sıfırladık. Çalışma saatini de sıfırlayalım. Evet. Hadi bismillah. Yolumuza çıkıyoruz. Motor full yüklü. Yani nerede bir boşluk varsa oraya doldurdum. Tüm boşluklar doldurulmuş bir şekilde şu an motorun üstünde. Ağzına kadar dolu yani. Zor gidiyor motor, öyle söyleyeyim. O derece yani. Şimdi hava soğuk değil ama sıcak da değil. 9 derece fena değil yani. Bakalım bizi nasıl bir yol bekliyor. Şimdi yola başlamadan önce anlatmak istediğim bir şey var. Nedir? Apache motorcular. Apache'likle prim yapan motorcular. YouTube kanalları. Tek tekerle işte videolar çeken YouTube kanalları. Bir saniye. Baba, bu kanallara çok fazla prim vermeyin bence. Bunlar gaza gelip daha çok kendilerini riske atıyorlar, onların iyiliği için. Hem de sizin iyiliğiniz için. Siz de onları görüp örnek almamak adına bence çok fazla prim vermeyin. İzleyin ama hani ne bileyim, bilmiyorum, artık size kalmış. Bir de bunun bayan versiyonu var. Kadın motorcular. Yine böyle kadınlığından istifade edip prim yapan ne yazık ki bazı motorcu dostlarımız var. Bunlar beni üzüyor arkadaşlar ya. Yani ben şimdi mesela bu videoyu niye çekiyorum? Siz böyle görün, izleyin. Hani yaptığım işi paylaşmak istiyorum. Ama bazıları bundan böyle bir çıkar elde etmek için uğraşanlar var. Tamam, biz de hani mesela YouTube'dan 3-5 bir şey kazanmaya başlıyoruz. Veya ne bileyim, bugün sponsor bulamadım ama belki birkaç video sonra sponsor bulacağım. Hani belki, bilmiyorum. Bu ayrı bir mesele tabii. Onun için konuşmuyorum. Ama dediğim gibi hani böyle bunları prim yapmak için kullananlar var. Ben onlara üzülüyorum. Siz de çok fazla bence prim vermeyin onlara. Neyse, hadi yoldayız. Bakalım. Yolumuz uzun. Bulutlar tepemizde. Her an yağmur yağabilir. Allah'tan bugün pazar sabahı ya. Çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum trafik. Bakacağız. Daha büyük çekmecedeyiz. O yüzden kapatayım bence. Evet, saat 8.56. Silivri'ye vardık. 34.8, 35 kilometreymiş Silivri Beylikdüzü'nden. Yolumuza devam ediyoruz. Güneş yüzünü gösterdi ama arkadan şu an gösteriyor. İleride de yangın mı var, ne var anlamadım ki. Bir şey var ileride ama. Neyse, yolumuza gayet güzel, stabil bir şekilde gidiyoruz. Ama tabii soğuk arkadaşlar. 8 derece biraz aslında soğuk değil hani düşününce, ama sağdan soldan rüzgar vuruyor yani. Sağa böyle açıktı demin yolda. Solda deniz zaten. Böyle o rüzgar bacaklarımı böyle üşütüyor yani, öyle söyleyeyim. Alttan alttan vuruyor. Bir de galiba şu GoPro'nun dalgası var ya şu önde hemen gördüğünüz. Onun yüzünden kafam böyle bir sağa bir sola oynuyor. Emin değilim ondan mı? Çünkü daha önceden onu takmadan önce oynamıyordu. Muhtemelen ondan. O beni, kafamı biraz sapıtıyor yani, böyle bir sağa bir sol yapıyor. Neyse, devam ediyoruz. İnşallah Tekirdağ'da bir duracağım, kahvaltı yapacağım. Sonra Edirne'ye kadar durmayacağım. Sonrası zaten Edirne'den sonra Yunanistan. Hadi devam. Sayın yolcularımız,
Van Giresun 14-13. Yunanistan, pardon, olmadı, dur bir daha. Sayın yolcularımız, VG 14-13 İstanbul Yunanistan seferimizin Tekirdağ molasına gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir kahvaltının ardından hareket saati için geç kalmamanızı temenni ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler diyerek şey yapayım dedim. Biraz tribe sokayım dedim. Şimdi tam buraya YouTube'da reklam eklerim. Öyle güzel olur değil mi? Evet, Tekirdağ herhalde bir 5 kilometre kaldı arkadaşlar. 94 gösteriyor şu an tribremiz. Belki bilmiyorum, çok da aç değilim aslında. Tekirdağ'da kahvaltı etmesem mi bilemedim. Neyse, dur bakalım, göreceğiz. Adam uçağa köfteci yapmış ya. Bak, sağda bak, görüyor musun? Adam Boeing'i, ne lan o, Boeing mi, Airbus mı? Köfteciye çevirmiş ya. Güzel yapmış ama. Yani aslında bilmiyorum ya. Acaba işleri nasıl? Değdi mi yani o kadar yatırım yaptığına? Kaç para veriyorsun baba ona ya? Ya pahalıdır diye düşünüyorum. Evet, Tekirdağ nüfus okuyamıyorum. 192.000 rakım, buzlu olsun. İğrenç bir espriydi. Rakım 10'muş. Ya şu kırmızı ışıklar beni yıldırdı. Bir de uzunlar ha. 70 saniye falan böyle. Kısa değiller yani. Kaç saniyeymiş? 14, 13, 12. Tam o gelene kadar ben devam ederim kanka. 9, 8 durmayacağım. 6, 5 durmuyorum. 4, 3, 2. Hadi durmayacağım. Durmadım. Yeşil yandı. Devam. Durmadım. Yani çok düşük süratlere düşmüş olabilirim ama durmadım. Neyse, GoPro'nun şarjı bitecek yoksa ben böyle daha konuşmaya devam edersem. Hadi. Evet arkadaşlar, Tekirdağ'da durmadım. Direkt transit geçtim. Saat 10. Yaklaşık 127 kilometredir yoldayım. Yani bu demek oluyor ki bir 30-40 kilometre sonra mutlak bir mola vermem lazım. Çünkü gitgide reflekslerim yavaşlıyor. Bir kahve mahve bir şeyler içmem lazım ki kendime geleyim. Aynı zamanda motor da biraz soğusun. İnişli çıkışlı yollara giriyorum. Yani bir çıkıyorum, şu an gördüğünüz gibi mesela iniyorum. Motorun ortalama yakıtı şu an 3.7 litre gösteriyor. Yani 1 litre arttı ortalama yakıt. Şey, 100 gram. Ne diyordum? Öyle. Keşan tarafında herhalde bir mola verebilirsem vereceğim. Bakalım. Şu an gitmeye devam ediyorum ama. Ortalama hızımda 110, işte 120 bazen. İnerken 120, çıkarken 100. Yokuş çıkarken 100, inerken 120. Düz yolda da 110'la gitmeye çalışıyorum. Saat 9'a, aman 10'a 5 var. Gayet güzel gidiyorum herhalde. Bir sıkıntı yok şimdilik. Bakalım. Evet arkadaşlar, 166 kilometre durmadan gelmişim. Malkara'ya geldim. İlk defa Malkara'ya geliyorum. İçeriye girsem mi girmesem mi? Malkara sağda, Keşan solda yazıyordu orada tabelada. Şurada yol çalışması olduğu için bizi böyle bir içeriye bir yere attı. Allah! Ya yollar Tekirdağ'ın bir kısmına kadar, biraz Tekirdağ'dan biraz daha sonrasına kadar çok güzel. Ondan sonra çok bozuk arkadaşlar bu yollar. Böyle yapılıyor tabii ama umarım bir an önce biter. Gireyim Malkara'ya ya. Gireyim bir kahvaltı falan edeyim. Bulurum bir börekçi mörekçi. Evet, Malkara'ya geldik. Bilmiyorum nasıl bir yer Malkara. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Tekirdağ'dan sonra yollar böyle neredeyse çok kötü. Umarım bir an önce o yollar biter. Nereye gideceğiz şimdi? Var mı acaba bir caddesi maddesi buranın? Şöyle bir börek mörek yiyek ya. Bakalım nereye gideceğiz?
çıkarıyor lan bizi buradan. Sağa girecektik herhalde oradan. Neyse ya, o zaman Keşan'a gideyim kanka. Keşan'da yiyeyim değil mi kahvaltıyı, orada yapayım. Ya da bilmiyorum ya. Biraz Keşan kaç kilometre acaba buradan? Azdır herhalde ya. Neyse dur bakalım, gidelim o zaman. Hadi devam. Yeni muhacir. Muhacir. Evet, galiba Keşan'a doğru yaklaştık. 190 kilometre oldu. Yaklaşık 2 saattir, hatta 2 saat, evet tam 2 saattir motor üstündeyim. Artık sanırım durmam lazım. Yakıtımda 2 diş kalmış. Biraz tabii fazla basıyorum arkadaşlar. Yani niye basıyorum bilmiyorum ama İstanbul... Aha, bakayım ne yazıyor. Evet, Keşan'a gelmişiz. Nüfus 62.000. Baba bu sefer duracağım. Bu sefer durmadı olmasın. Aa, Yunanistan tabelasını gördük. Evet, turuncu, yeşil. Neyse, dur şimdi, heyecan yapmaya gerek yok. Şehir mi? Allah'ım ne koktu böyle. Neyse. İpsala Yunanistan düz diyor. Baba şehir merkezi nerede ya? Heh, sağa. Şuradan girelim ya Keşan'a bir. Dinlenelim. Tam 200 kilometre oldu neredeyse. 191 kilometre olmuş. Bir Keşan'a girelim baba. Şöyle saat kaç zaten? 10.30. Güzel bir kahvaltı edelim. Değil mi? Bence evet. Keşan'a ilk defa geliyorum arkadaşlar. Bakalım Keşan nasıl bir yermiş. Ama umarım GoPro'nun şarjı bitmez. Siz de Keşan'ın nasıl bir yer olduğunu görebilirsiniz. Gerçi şarj aletini torpidoya koydum. Muhtemelen yemek yiyeceğim yerde şarja takacağım. Ama oraya gidene kadar çekerse güzel olur tabii. Hava da gütgide güzelleşiyor. 12 derece gösteriyor şu an. Umarım daha da güzel olur. Sadece biraz popom ve bacaklarım üşüyor. Çünkü dediğim gibi yol sağa soldan çok açık. Sağdan ve soldan çok rüzgar yiyorum böyle. Hani sağlı sollu vuruyor rüzgar. O yüzden biraz o üşütüyor. Burası otogar herhalde, aynen. Ha, otopazarı burası. Oo, kalabalık. Efendime söyleyeyim. Yolda çok bir motorcu göremedim. Yani tek motorcu benim, hatta öyle söyleyeyim. Öyle gidiyoruz işte, bakalım. Daha çok içeri girmeseydik ya. Yolda bir yerde dursaydık keşke. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Yeşil yandı. Durmadan devam. Nereye gideceğime dair çok bir fikrim yok. Ya açıkçası böyle geldi geçti bir yerler oluyor ya, onlara hani atıyorum yol üstünde dinlenme tesisi vesaire gibi, onlara çok fazla durmak istemiyorum. Çünkü yani çoğu, ya bilmiyorum tabii, var illaki güzel yapan yer de, çoğu yer böyle çok şey yapmıyor. Yemekleri falan çok güzel olmuyor. Benim durduklarım öyleydi bugüne kadar. Ve hani bir de pahalı. Hani bu zaten, bu adam buradan gelip geçici diye hem böyle istemsiz, özensiz yapıyorlar, hem de şey, biraz pahalı oluyor. Neyse abi, bakalım. Şu Keşan'da bir yer bulunca tekrar açarım kamerayı. Evet, Keşan'a geldim. Bu Şirin kardeşlerde börek yedim. Şimdi tekrar yola koyulacağım. Allah. Bismillah. Hadi bakalım. Evet. Keşan şehir merkezi burası. Biraz daha derli toplu gibi. Ama şehir merkezine gelirken o yollar çok bozuktu. Umarım en kısa, ya gerçi buralardan çok iyi değil ama
Umarım buraları da güzel yaparlar diye düşünüyorum. Ben buradan sağa gireyim baba. Geldiğim yoldan geri gideyim. Keşan böyle orta boyutta bir yer gibi gözüküyor. Ama sağa sinyal verip sola dönüp sonra tekrar sola dönmek isteyen amcalar her yerde var. Gördüğünüz gibi. Evet, hadi gidelim o zaman. Neyse, hadi bakalım. Evet, galiba sınıra yaklaştık. Son benzinimi de aldım az önce. Bu kadar tır duruyorsa muhtemelen bunlar sıra bekliyordur diye düşünüyorum. Heyecanlandım biraz. 231 kilometre olmuş evden çıkalı. Bakalım, ben de gidiyorum daha. Yani yol götürüyor, ben de gidiyorum. Bayağı uzun bir tır kuyruğu var. Bu hep oluyor zaten herhalde ya, tır kuyruğu. Yani hep oluyordur diye düşünüyorum. Haberlerde falan görüyoruz ya, tır kuyruğu çok uzadı falan. Hava 15 dereceye çıktı ama Yunanistan tarafı bulutlu gibi gözüküyor. İnşallah yağmur yağmaz. Bakalım. Yollar çok bozuk burada hala olduğu gibi, gördüğünüz gibi. O şekilde. Az kaldı, görüyorum sınırı. Evet, bakayım ne yazıyor? Gümrük. Gümrük yazıyor. Türk bayrağı. Burada şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Gümrüğe bir çıkış, yurt dışı çıkış harcı yatıracağız herhalde. Ondan sonra... Wait, o ne? Ondan sonrası sınır, pasaport kontrol vesaire herhalde diye düşünüyorum. İpsala gümrük kapısı. Hadi bismillah. Bakalım nereden? Sağdan herhalde, aynen. Şurada bir fotoğraf çekilir miyiz? Bence çekiliriz. Dur bir dakika, içeri bir girsek mi ya? Durayım, burada bir fotoğraf çekileyim. Evet, dingil bir güvenliğin yanından geçtikten sonra otomobil çıkış yazıyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bir tek ışık şunda var herhalde. Aynen. Ha, şimdi bir dakika dur, şuradan çıkış pulu almamız lazım herhalde. Bir bakalım. Evet. Şu sol taraftan 15 liraya yurt dışı çıkış pulu harcı aldık. Şimdi buradan şu kapılarda polise pasaportu mühürlettik, harcı verdik. Muhtemelen öbür taraftaki şeyi bekliyoruz. Ne onun adı? Yani Yunanistan polisinin pasaport kontrolüne maruz kalacağız şimdi. Sırada bekliyoruz. Motosiklet diye öne geçmiyorum burada. Bakalım. Değişik bir ortam. İnşallah çıktığımız gibi de güzel güzel sıkıntısız girebiliriz diye umuyorum. Neyse, kapatıyorum kamerayı. Belki yasak olabilir çünkü burada çekmek, o yüzden. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar, Meriç Nehri'nin üstündeyim. Ya da Meriç Köprüsü de olabilir. Türkiye'yi arkada bırakıyorum. Ülkemi. Kontağımı açıyorum. Hadi bismillah. Evet. Yunanistan'a doğru gidiyorum şu an. Geldim yani Yunanistan'a artık herhalde. Başka bir şey var mı bilmiyorum.
Hiçbir şey olmadı kapıda yani. Bir pasaporta mühür bastılar. O kadar. Başka bir şey yapmadılar diye biliyorum. Askerler var burada. Fışka baba. Geçtik lan. Aha dur, gözüme şey kaçtı, dur. Dur bir dakika. Aklıma şey geldi. Arif vardı ya şeyde. Ne onun adı? Gora'da Arif vardı. Oğlum bu ne lan? Burayı geçiyoruz transit herhalde. Gora'da Arif vardı ya şey yapıyor. Kaçtık ulan, kaçtık. Ha bak, burada bir daha gösteriyorsun kardeş. Herhalde. Bakayım. Askerimize selam. Yunan askerine selam. Vay be, Yunan askerlerini de geçtik. Evet baba, galiba artık resmi olarak Yunanistan'dayım diye düşünüyorum. Yani Yunan bayrağını geçtik. Şimdi tabelalardan anlayacağız. Ama Yunanistan şu an girer girmez yollar bir cortladı. Bakayım. Aynen baba bak. Kontrol montrol diyor, Yunanca bir şeyler yazıyor orada. Tırlar ne bekliyor? Biz tırları geçiyoruz tabi. Devam. Çok heyecanlı ama karşıdan araba geliyor. Heh bak, bir daha göstereceğiz. Aynen. Ha, entrance diyor. Buradansa geçeceğiz mi kanka, buradan direkt ne yapacağız? Oh dayı. Şuradan ben bir gireyim. Aa, motosiklet soldan diyor bak. Direkt motora. Aha su. Oha. Evet. Burada da bir kontrol. Oit. Asıl kontrol burada bence. Çıkıştan çıktık, girişe gireceğiz çünkü şimdi, aynen. Hadi bakalım. Evet. Yunanistan'a girdik. Artık gerçekten girdik yani. Hakikaten girdik. Şimdi bu tabelada ne yazıyor? Hadi bakalım. Egnatia Odos yazıyor. Okey. Hadi gidelim o zaman. Bismillah. Yunan topraklarına girdik kardeş. Kardeş, Selanik yazıyor. Ne yazıyor? Al Greece, al. 120, 110, 90, 50. Selanik diyor. Tamam baba. Oo, burada hız sınırı 130'muş. Paralı yolmuş. Bakalım kaç para ödeyeceğiz. Biz ilk önce Aleksandropoli'ye gideceğiz. O şekilde. Heh, bak yazıyor, şu yamuk yumuk bir yazı var. 42 herhalde o. Odur diye düşünüyorum. Heh, Aleksandropoli 42 diyor. Ferez, Serez. Aynen. Evet, girer girmez yol değişti. Güzel. Şimdi bu uzun ince düz yolu çekmeyeyim ben tabii ki. Aleksandropoli'ye yaklaşınca çekerim. Hadi eyvallah. Yol dümdüz arkadaşlar. Böyle yaklaşık bir 20 dakikadır dümdüz gidiyoruz. Ama bak, manzaralar güzel baba. Dağlar mağlar, böyle açıklık etraf. Aha sonunda bir viraj, anasını satayım. O da viraj değilmiş, neyse. Ne diyordum? Ha şey. Şöyle bir olay var. Bak şu önümde şu an sessiz asfaltta gidiyorum. Yani sol şeritte asfalt daha sessiz. Sağ şeritte sesli. Bazen bu ikisi de aynı şekilde değişiyor. Mesela şu an göreceğiniz gibi. Aynen şu an hepsi sesli mesela. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Yolu güzel tutuyor yani, böyle motor kaçma falan yapmıyor. Ama biraz titreşim yapıyor ayaklardan. Pütürlü olduğu için yol. Bir de yanınızdan bir araba geçerken
Hele böyle hızlı geçiyorsa 150-160 ile uçak gibi fum diye geçiyor böyle. Hani şey, asfalt sesi böyle şey oluyor yani. Lan ne oluyor lan diyorsun yani, anladın mı? Öyle bir şey oluyor. Ama yollar temiz bak. Böyle hani çok bölük pörçük, çukur, tümsek, çembek, o tarz şeyler yok yani. Çömlek, bömlek. Çok küçük küçük var. Onlar da böyle sarsmıyor. Mesela ben 110 ile gidiyorum. Gayet stabil bir şekilde gidiyoruz. Ama bulutlar da bizimle geliyor. Bakalım yağmur yağacak mı? Göreceğiz. Herhalde Aleksandropoli'de bir 20 kilometre falan kaldı. Evet, devam. Evet, yaklaşık bir 15 kilometre önce böyle güzel bir asfalta girdik. Çok temiz. Mis gibi akıyor alet yani. 110'la gidiyorum. Uyuyacaktım motorun üstünde. Aleksandropoli çıkışına geldik. Şimdi bir Aleksandropoli'de durup hem orayı bir gezeceğim, hem de bir kahve mahve bir şeyler içeceğim. Bakalım. Buralar böyle şey gibi ya, hani Yunanistan gibi değil, Edirne gibi yani. Yani civardaki evler falan ama tabii yani farklı bir yer. Ama şey gibi, bak asfalt ne kadar güzel, görüyor musun babacığım hiç? Yatsam yatacağım daha yani, ama riske atmaya gerek yok. Bak nasıl yatıyor alet. Çok iyi be. Hop. Yaladık yani resmen. Evet. Aleksandropoli'ye doğru gidiyoruz babacığım. Yani dediğim gibi Edirne gibi böyle. Ama tabii Kirki yazıyor. Kirki nere acaba? Sağ şeride geçelim de yolu bilmiyoruz. Abi valla, ama size bir şey diyeyim mi, hakikaten yani böyle yabancı bir yerdeyim, ilk defa böyle hani şey motorla falan geziyorum ya, böyle hani çok ilginç ya, sanki böyle yabancıymışım gibi hissediyorum. Hakikaten yabancıyım, o ayrı mesele tabi de, hani sanki çok, hem böyle bak askeriyesiymiş burası da Yunanistan'ın, görüyor musun, hem böyle hani şeyim, yabancı değilim yani, böyle Edirne'ye falan benzediği için hem böyle değil hem de yabancı. O nasıl bir tabir oldu bilmiyorum ama öyle yani. Şu kara bulutlar da bir açılırsa böyle çok güzel olacak. Çünkü ben böyle kara bulut olduğu zaman canım çok sıkılıyor hava. Evet, gidiyoruz. Bakalım. Bakalım bakalım. Aleksandropoli nasılmış bakalım. Set var diyor. Yavaşlayalım. Nereden gideceğiz? Bak, yüzmek için Kapadokya Mıstı yazıyor. Askeriye var solda, sağda. Nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. Baksana aynı şey. Tekirdağ. Silivri'ye benziyor aynı. Ama araba plakaları yabancı tabii. Ama evler çok güzelmiş ya burada. Bak çok şirin şirin evler var, görüyor musun? Sağda solda. Baksana. Tasarımları böyle hani çok tatlı. Aa, benzinciye bak. Eski Türkiye'de, İstanbul'da da eskiden öyle benzinciler vardı da artık kalmadı herhalde. Şöyle deniz kenarı bir yer arıyorum ya. Herhalde bu yol dümdüz deniz kenarına doğru gidiyordur diye tahmin ediyorum. Kornettocu var. Aa, Türk. Türk. Türk görünce insan şey oluyor. İyice abartıyorum ha. Sanki Bangladeş'e geldim anasını satayım. Alt tarafı sınırın 30 kilometre ötesindeyiz.
Güzel baba ama buralar. Hakikaten yani şirin bir yer. Şirin yer. Center yazıyor. Demek ki center buradan. Yani merkez diyor herhalde center dediği. Abi baksana ya. Hakikaten yurt dışı yani. Şimdi işte bak, şimdi yurt dışı olduğunu hissettim yani. Yani bodozlama gidiyorum ben de, nereye gittiğimi bilmeden. Bak market var. Tabii yazılar Yunanca olduğu için anlaşılmıyor hiçbir şey. Market mi, manav mı? Onu da anlayamıyoruz. Aa bak, pizzacı, pizza fan yazıyor. 5 euro diyor pizza, 3 euro diyor. Geç geç. Geç diye yol verdim ama o da bana verdi. Baba, Aleksandropoli böyle bir yer işte. Yani yabancısıyız, bilmiyoruz. Gidiyorum öyle. Telefoncular var, müzik market. Vay be. Aa, Vodafone var. Ayakkabıcı var. Arabalar falan da değişik ha. Taksiye bak şey. O Mercedes taksi var. Bak, coffee drink diyor. Buralarda içebiliriz. Bak kardeş, biz Türk'üz. Biz yol veririz. Vermiyormuş gibi muamele yapmayın. Vay, GS'çiler var. Güzel baba, hakikaten. Bak, bir sürü motor var şu sokakta. Acaba sola mı dönelim buradan? Sola dönelim ya, aynen. Abi bir de şeyden de tırsıyorum hani. Trafik kuralları farklı değil ama trafik kültürü farklı. O yüzden biraz hani şey. Bak ne güzel lan buralar. Sola baksana. Vay be. En öne geçsem mi? Türk gibi. Geçtim. Yeşil yandı. Trafik kültürü farklı olduğu için tırsmıyor değilim yani. Şöyle deniz kenarı bir yer arıyorum ben ya. Giriş yasak diyor. Baba güzelmiş ya buralar. Buradan sağa dönüş var mı acaba? Yazmıyor. Varmış lan. Neyse, bir sonrakinden döneyim. Buradan döneyim. Mesela. Stop yazıyor, stop. Stop ne demek? Dur demek. Durduk. Araba yok, devam. Deniz burada. Burada sahil nerede? Bak eve bak. Neyse, bakayım. Ben buralarda bir yerde çay içeceğim. Kahve içeceğim. Yani Yunanistan böyle bir yermiş. Şey, Selanik. Ama neydi lan bura? Aleksandropoli. Böyle güzel küçük bir yer. O zaman hadi görüşürüz. Evet. Saat 2:30.
286 kilometre yol yapmışım Beylikdüzü'nden buraya. Alexandropoli'den şimdi çıkacağım. Offline harita yüklemiştim Here diye bir programın. Şimdi o beni inşallah bir aksilik olmazsa Kavala'ya kadar götürecek. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Alexandropoli'de çok Türk var. Yani turist herhalde çoğu. Hava da patlayacak yani. Umarım yağmaz ya. Çoğu turist muhtemelen tabii. Ve şeyler falan da Türkçe. Menüler, yemek menülerinde falan böyle Türkçe yazılar var yani. Bir de Yunan kahvesi içeyim dedim. Bakayım Greek Coffee yazıyor. Greek Coffee yazıyor. Dedim ki neymiş şu Greek Coffee? Bir baktım Türk kahvesi getirdiler kanki. Bildiğin Türk kahvesiydi yani getirdikleri. Hatta orta şekerli mi istedim, medium istedim yani. Ne diyordum? Ondan sonra şey, o şekilde bir şey istediler. Şunu bir çalıştıralım. Şarj olsun telefon. Oluyor mu? Olacak herhalde. Neyse bakarız ona. Yeşil. Bak Türk'üz ya, nasıl hemen yeşil yanınca korna çalıyoruz görüyor musun? Dayanamıyoruz. İçgüdüsel olarak çalıyorum ya, istemsiz olarak. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Böyle Yunan kahvesi getirdiler. Yunan kahvesi yani Türk kahvesi 2.20 euro. 2 euro 20 cent. Ve yanında bir sürü pasta masta böyle şey getirdiler. Ben dedim ki bunlar beni Türk buldu, turist buldu, öpecek. Ama onlar onun ikramıymış yani, onlar ekstra bir ücret istemediler. Çok hoşuma gitti bir sürü, ama ben yemedim gerçi onları, o da olabilir. Hani yeseydim belki alabilirlerdi paramı. Ben yemedim. Yani bilmiyorum, belki yemediğim için almamışlardır ama yemediğimi görmediler yani, yemiş gibi görmüş olabilirler. Ondan sonra bak Türk 77. Neresiydi 77? Yalova mıydı? Unuttum. Bir arkada da Türk var. Bak hep 77 plaka. Neyse. Öyle yani. Ucuz aslında. Ama tabii 2 euro 8 lira yapıyor. O da ayrı mesele. Neyse, ben şimdi Kavala'ya doğru gidiyorum. Yaklaşık bir 150 kilometre yolum var. İnşallah orada otelimde kalacağım. Ama umarım şu bulutlar üzerime yağmuru boşaltmaz. Kamerayı da kapatıyorum o zaman. Hadi eyvallah. Azıcık yağmur atıştırıyor. Ama azıcık. Ama yollar müthiş baba. Bak virajlara baksana. Deminden beri çekmiyordum videoda. Dedim göstereyim şu yolları bak. Baksana abi asfalta. Paralı yol tabi burası. O ayrı mesele ama... Yani şurada büyük bir motorun olacak var ya. Gerçi sınırı burada 90 ama yani burada var ya, of çok güzel, zevk ala ala viraj dönebilirsiniz. Sağım solum böyle ormanlar. Şey gibi, bizim Kütahya yolu Afyon Antalya'ya giderkenki yollar gibi. Öyle gidiyoruz. Bir yağmur atıyor, bir duruyor. Atıyor, duruyor. Böyle damlatıyor, duruyor. Umarım yağmaz. Neyse hadi bakalım. Yollar bomboş bu arada arkadaşlar. Tek tük araba var. Birkaç tane kamyon var. Yok yani. Bak aha kimse yok. Ne gelişte var ne gidişte. Bak aynadan bak, kimse yok. Kimse yok. Tek tük böyle. 3-5 tane. Ya yol git bitmiyor ya. Dümdüz yol. Ufak tefek kıvrımlar ama var, ama yine de bitmiyor. Zor bitiyor. Yol biter, dert bitmez. Dert biter, yol bitmez. Hangisiydi? Yol biter, dert bitmez de aynen. Neyse baba. Şarj bitiyor ama ilk gişeye geldik. Evet bakalım. Bu ilk gişe. Kaç para ödeyeceğiz bakalım. Ama her an şarjı bitebilir.
Yazıyor mu? Motor 1.70 euro. Euro çok pahalı kanka. Yoksa şey ucuz. Dalga ucuz yani. Hadi bakalım. Kaçak geçemiyoruz mu? Okay, this is two. Evet, Kavaalı'ya girdik. Kavaalı'ya girmeden önce mükemmel virajlar vardı. Şimdi Kavaalı'nın içine doğru gidiyorum. Ama kameramın şarjı bitecek. Çok güzel. Kavaalı'ya girmeden önceki virajlar ve şu virajlar da aynı şekilde çok güzel. Sağa dön diyor. Of, tuvaletim geldi. Çok tuvaletim geldi. Hadi kapatıyorum. Evet, demin navigasyon sayesinde yanlışlıkla bir böyle oyuncak marketine gittik. Ne alaka bilmiyorum. Ama Kavaalı ters yöndeymiş. Şimdi Kavaalı'ya doğru gidiyoruz. Bu arada biliyorum kameraya sinek patlamış, arı da patlamış. Yani arı da olabilir. Ondan dolayı şu an görüntü kötü. Şarjım da az. Ama Kavaalı'nın inişi böyle şey, deniz meniz, manzara muhteşem. Gösterebilirsem onu bir göstermek istedim. Tam kamerayı açtım, manzara gitti. Ama şu an gözüküyor herhalde az çok. Bak şu, aha dur. Bak şu aşağısı Kavaalı. Oraya doğru gidiyoruz. Neyse. Demin çekiyordum ama durdu. Niye durdu bilmiyorum. Kalenin oraya çıktık işte. Arnavut kaldırımından. Bak burada manzara falan güzel. Aşağıda deniz manzarası var. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Şöyle gideyim ben. Yani buralar hep bizimmiş ya zamanında. Baksana. Oğlum biz gidiyoruz böyle. Şuradan gideyim mi? Merak ettim. Kilise var. Ha, buradan arabalar gidiyor demek ki, yol var. Vay, burada bak güzel manzaralar var kanki, görüyor musun? Burada da duvarlara yazmışlar bir şeyler. Bak, yazılar mazılar mevcut duvarlarda. Güzel baba, buralar hakikaten güzelmiş yani. Şurada durayım da birkaç fotoğraf çekeyim. Evet, yukarı çıktım. Fotoğraf çektim ama hiç güzel çıkmadı. Çünkü güneş çok böyle şey aydınlatıyor. Şimdi aşağı doğru iniyorum da o kale nerede lan? Demin kale diye şey yaptık, çıktık buraya. Kaleyi göremedik ya. Allah Allah. Aa, Türk. Ya kanka, Türk görünce insan şey oluyor ya. Ne onun adı? Vay kardeşim diyesin geliyor hani. Çok abartı bir şey belki ama yani öyle hissediyorum ben. Ama bak, aa bak, görüyor musun? Hep Osmanlı şeyleri var. Cami lan bura. Bak. Bak bura cami bak. Hops, karşıdan. Havaya bakarak gidersek olmaz ama. Bak insanlar oturuyor burada, ne güzel. Bak şu solda cami var baba. Osmanlı bir şeyi ama neyi acaba? Bilmiyorum. Bakarız onu daha sonra. Neyse. Kavaalı'da kalenin yanındaki Osmanlı şeyi işte. Camisi. Baksana sokaklar falan. Hops, okuyayım. Bak burada hediyelik eşyalar var baba. Oo, şövalye maskesi varmış, o güzelmiş ha.
Ulan gidiş yasakmış, şöyle gidin diyor. Tam böyle gidelim biz de o zaman. Kavala böyle güzel bir yer. Şu limanın oraya da inelim bir o zaman, değil mi? Hadi. Yalnız evet, ortam güzel kanka burada ya. Hoş yani. Ben sevdim. Sola döneceğim. Aa, surlar şurada. Dur, surlara gidelim bir. Un kapanı. Bak. O da zaten öyle yazıyor. Aa, güzel. Evet, bunun içinden geçince hop geçtik. Evet, bir şey olmadı. Şimdi bunun bir de geri dönüşünü şey yapalım. Burası Kasımpaşa mı? Gazi Osman Paşa'ya doğru gidiyorum şu an. Şunlar beni bir... Aa bak, sağda tersane var. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buranın da apaçisi var. Buranın da şeyi var yani. Ne onun adı? Ha, burası böyle gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyorum ben. Döneceğim. Dur bak, burada manzara güzelmiş. Burada da apaçi var. Burada da Hanzo var. Keko var. Hepsi var yani. Şurada bir fotoğraf çekeceğim ben kanka. Ama ters ışık olur ya. Olmaz. Neyse, dur bakalım. Limana gideceğim. Limana doğru gidiyorum. Yani liman dediğim sahil. Sahile doğru gidiyorum baba. Bakayım. Vallahi sahil işte, al. Motorlara bak ey yavrum benim be. Ama şu Arnavut kaldırımını hiç sevmiyorum ya. Motoru zangır zungur götürüyor. Çok uyuz ediyor beni. Ha, dur, yanlış yere girdik lan. Döneceğim buradan ben. Herkes dönüyor zaten. Dönüşü yasak diyor ama yapacak bir şey yok. Turistiz biz, bilmiyoruz. Ve Türk'üm aynı zamanda. Ov mu? Bak, buranın da köpeği havlıyor. Çok ilginç değil mi? Bak, insanlar pazar ya bugün, ondan herhalde kalabalık böyle. Hafta içi bu kadar kalabalık olacağını zannetmiyorum ya. Tek Türk plakalı motosiklet benim. Ama bu yollar çok kötü be baba ya. Şu hakikaten baksana, zambur zumbur gidiyoruz. Şimdi tabii güneşten bir şey görememe ihtimaliniz arttı. Geç Yunanistanlı kardeş. Sen geçme lan BMW'li. Bizim otel... Aha şu sağ, Galaxy. Bu otelde kalıyorum bu gece. Gayet güzel bir otel. Güzel ya buralar. Sahil işte abi. Büyükçekmece'den biraz hallice yani. Evet, şöyle bir şuradan da düz gidelim. Caddesi varmış bir de burada da. Ama bir şey yok kanka ya. Bu yani, mevzu bu burada. Buradaki mevzu buymuş yani. Neyse. Kapatıyorum. Birinci part bu şekilde olsun. Unuttuğum bir şey olursa zaten açıklamalara eklerim. Hadi. Güneşten bir şey göremeden Kavala'dan eyvallah. Yarın inşallah Selanik. Hadi eyvallah. Evet. Otelin, kaldığım odanın balkon manzarası bu şekilde. Bak, ana cadde var. Şöyle bütün şehir önümde. Arka tarafında deniz. Tabii orayı göremiyorum çünkü benim odam bu cadde tarafını görüyor. Deniz tarafında tepede şey var.
neydi lan? Roof garden. Çatı bahçesi. İşte şey, yani restoran var yukarıda. Yarın kahvaltımı denize karşı edeceğim. Demin çıktım oraya. Güzel bayağı orası da. Orayı da sabah çekerim. Şimdi burada bir kahve içeceğim. Şöyle kendimi de çekeyim. Air Hotel Galaxy. Kavala. Tavsiye ederim. Evet, otelimiz de bu şekilde. Manzarası şöyle. Şimdi çatıya çıkıp bir kahvaltı yapacağım denize karşı. Yunanistan biraz gürültülü bir yer arkadaşlar. Sabah sabah böyle şu motorlar çok apaçı var ya, böyle par hor har har diye gidiyorlar. Onlar beni sabah sabah uyandırdı yani. Bu manzara bir şekilde böyle. Her kurum burası. Evet. Hadi gidelim.